Bu videoda Apple'ın yeni kol saati Apple Watch Series 10'a bakacağız. Bu saat Apple Watch'ın 10. yılına özel olarak tanıtıldı. Ama bakalım gerçekten bu X ismini yani 10 ismini hak ediyor mu? Yoksa sadece önceki modellerin hafif bir güncellemesi mi? Apple Watch'ın 10. serisi ilk bakışta dikkat çeken bir tasarımla geliyor. 42 mm ve 46 mm boyutlarında seçenekleri var. 46 mm olan modeli bugüne kadar gördüğümüz en büyük Apple Watch ekranına sahip. Apple'ın geniş açılı OLED teknolojisi sayesinde ekrana farklı açılardan bakmak artık daha rahat. Fakat dürüst olmak gerekirse bu farkı anlamakta biraz zorlandım. Tasarım olarak saatin daha ince olduğunu söylemeliyim. 9.7 mm kalınlığıyla Series 9'dan yaklaşık 1 mm daha ince. Bu küçük fark bile kullanılmaktadır kullanımda daha iyi bir his veriyor. Özellikle saati bileğinizde gün boyu taşıyorsanız. Apple bu sefer paslanmaz çelik modeli yerine titanyum modeli de sundu. Ancak benim elimdeki model daha uygun fiyata satılan alüminyum modeli. Aslında titanyum modelini almak istedim ancak fiyatı astronomik yüksek olduğu için bütçemi aştı. Benim elimdeki model 42 milimetrelik en küçük versiyonu. Sadece 30 gram ağırlığıyla geçen yılın Series 9 modelinin 41 milimetre versiyonuna göre 1.9 gram daha hafif. Bu da saati kolunuzda oldukça rahat ve hafif hissettiriyor. Seris onun arka tarafında yapılan tasarım değişiklikleri de dikkat çekiyor. Bu yeni arka cam tasarımı saatin daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Apple %0'dan %80'in e sadece 30 dakikada şarj olduğunu söylüyor. Ve bu gerçekten büyük bir artı. Özellikle de benim gibi uyku takibi için saati geceleri bile takıyorsanız. Bu hızlı şarj özelliği sayesinde saati kısa süre şarja takarak uzun bir kullanım süresi elde etmenizi olanak tanıyor. Apple Watch'ın 10. serisi sağlık özellikleriyle de oldukça iyi. ECG yani kalp ritminizi ölçerek kalp sağlığınızı takip etmenize olanak tanırken SPO2 yani SpO2 sensörü de kandaki oksijen seviyesini ölçüyor. Ayrıca bunun yanında vücut sıcaklığını ölçme imkanı var ve yeni eklenen dalgıç derinlik ölçümü özelliği sayesinde saatinizi 6 metreye kadar suyun altında kullanabiliyorsunuz. Yani bu saat günlük egzersizlerinizi hatta su sporlarını sevenler için oldukça kullanışlı. Ama işin gerçeği şu ki bu saat Series 9'dan çok da farklı değil. Donanımda bazı yenilikler olsa bile batarya ömrü aynı kalmış. Yani yine 18 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Apple'ın bu konuda bir değişiklik yapmamış olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle bu 10. sürümünden çok beklentim olduğu için. Eğer daha uzun batarya ömrü istiyorsanız Apple'ın Watch Ultra modellerini almanız gerekecek. Çin'de bulunan Yonga set, yani S10 çipine gelecek olursak performans anlamında çok büyük bir fark hissetmeyeceksiniz. Apple çipin daha ince olduğunu ve 4 çekirdeği bir sinir motoru barındırdığını belirtiyor. Ama günlük kullanıcının bunu fark etmesi oldukça zor. Yani Series 10 performans açısından Watch 8'de bulunan S8 çipine çok benziyor. Peki bu saat kimler için uygun? Eğer Series 7, 8 veya 9 kullanıyorsanız bu modele geçmenin bir anlamı yok. Ancak 6. seri veya daha eski bir model kullanıyorsanız, özellikle tasarımı, ekranı ve hızlı şarj özellikleriyle bu saat size daha cazip olabilir. Apple Watch'in 10. serisi aslında harika bir akıllı saat. Ama büyük yenilikler bekleyenler için biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Tasarımında ve şarj hızında gelişmeler var. Fakat genel anlamda büyük bir devrim değil. Eğer zaten bir Apple Watch'ınız varsa bu modeli almanız için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeylerin bu saatte olup olmadığına bakın. Ama büyük ihtimalle çoğu kullanıcı için bu saat çok gereksiz. Video beğendiyseniz ve daha fazla inceleme videosu görmek istiyorsanız tabi ki kanala abone olmayı unutmayın. Abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında bu yeni Apple Watch 10. seri hakkında ne düşündüğünüzü de duymak isterim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.